Haber Köy TV ekranlarından iyi akşamlar herkese. Köylü Soruyor'un yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz efendim. Bu yayınımız biraz geç oldu teknik aksaklıklardan dolayı, kusura bakmayın. Yaklaşık bir 10 dakika sonrasında başladık yayınımıza. Efendim, bugünkü Köylü Soruyor programımızın asıl konusu üreticilerin yaşadığı sıkıntılar ve aslında 2023 yılında artık sonuna geliyoruz. Yeni yıla sayılı bir vakit kaldı, sayılı günler kaldı. 2023 yılında yetiştiricilerimiz, üreticilerimiz neler yaşadılar? 2024 yılında, yeni yılda üreticilerimizi neler bekliyor? Bu gibi birçok soruyu aslında et fiyatlarını, süt fiyatlarını, yem fiyatlarını, üreticinin yaşadığı sorunları, cevabını bu programımızda alacağız. Kimden alacağız efendim? Sektörün paydaşlarından, üreticilerimizden alacağız. Çok değerli konuklarımla birlikte bu yayını gerçekleştireceğiz. Yakup Konan ve Hacı İyilik bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Yakup Bey ve Hacı Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Hayırlı yayınlar diliyorum. Bütün üretici arkadaşlarıma sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ederiz. Şimdi konumuz çok güzel bir konu, çok geniş kapsamlı konu, fakat bizim süremiz kısıtlı, o yüzden hemen konuya girmek istiyorum. İlk olarak artık yeni yılın, 2023 yılının sonuna geldik. Artık 2024'de dediğim gibi sayılı bir gün kaldı. 2023 yılını Hacı Bey, sizlerin ağzından bir üreticiler açısından nasıl geçti? Sizin düşünceleriniz nedir? Şimdi 2023'ün son sigortayla alakalı bir şok yaşadık. Yani ben de üreticiyim. Et ve süt üretiyorum. İlk defa böyle bir düzenlemeyle karşılaştık. Sigortası olmayan hayvanlar süt desteği alamayacak diye bir şey başlattılar. Ve de yıl sonuna kadar sigorta yaptırmayan üreticiler süt desteğini alamayacak. Ben buna yani hayaletlerle bak, tamam sigorta iyidir, sigorta yaptıralım, ama sadece süt desteği almak için sigortaya zorlamak bir üretici ben çok doğru bulmuyorum. Şimdi ben özellikle şuna değinmek istiyorum. Bu üretim konusunda üreticiye destek amacıyla sigortayı verseydik, Tarım Bakanlığı'ndan deseydik ki biz sizi desteklemek istiyoruz, teşvik etmek istiyoruz. Bu sigortayı da biz size hükümet olarak da size bunu karşılıksız veriyoruz deseydik, zaten alacağımız destekle sigortaya vereceğimiz para birbirine aynıya denk geliyor, hemen hemen az bir fark var. Evet. Destek biraz fazla. Yani destekten aldığımızı sigortaya vereceğiz. Burada üretici yani şaşkın durumda. Yani ben bunu anlayamıyorum. Ne için yaptıklarını anlayamıyorum. Bir de sütteki destek rakamı henüz artmadı. Aynı 50 kuruşta devam ediyor. Süt fiyatı hala 12-12,5'larda. Yani bu durumda üretici şu anda iyice bu işten tiksindi. Bu işten çekilen çok arkadaşım var. Yani bu gidenleri de geri getiremeyiz. Kesinlikle. Benim bu konuda söyleyeceklerim var. Yakup Bey'e soralım. Evet, Yakup Bey'in de tabii düşünceleri çok önemli. 2023 yılını bir de Yakup Bey'in ağzından dinleyelim. İyi akşamlar Ali Bey öncelikle. İyi akşamlar. Türkiye'mizin öncelikle baş sağ olsun, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah'tan rahmet dileyelim. Çok üzgün içindeyim. Yani biraz da konuşmak zor oluyor tabii ki, ama sektörümüzün sorunlarını nihayetinde dile getirme şansı verdiniz bize. Tekrardan teşekkür ediyorum. Ali Bey, bizim 2023'teki beklentilerimiz her yıl, önceki yıllar gibi yine her zaman hüsran, her zaman bir tepki, bir ilgisizlik, bir alakasızlık oluyor yine. 2023'te bizim beklentimiz hiçbir zaman için dediğimiz gibi olmadı. Neden derseniz, biliyorsunuz ülkemizde şu anda bir faiz aldı başını gidiyor. Üreticimiz üretimden vazgeçiyor şu anda maalesef ki. Bakıyoruz süt fiyatlarında, gerçekten de bunu her yıl konuşmaktan biz yorulduk artık. Biz yani sektörün paydaşları, sektörün ileri gelen isimleri olarak besicimizi korumak amaçlı bazı yollarda beraber birleşiyoruz. Bize her zaman bazı arkadaşlarımız, bazı kişiler, bazı devlet yetkililerimiz bizi belki hain gözüyle görüyor. Bizi doyumsuzlukla suçluyorlar. Yani ülkemizdeki tüketicilerle aslında biz karşı karşıya geliyoruz şu anda. Evet. Yani bu her yıl aynı. Yani tarım politikamız o kadar bir yanlış ki, yani bir senede düzeleceğiz, önümüzdeki sene düzeleceğiz diye
artık biz üretemez hale gelmiş durumdayız. Kesinlikle. Üreticiler ve çiftçiler olarak. Evet. Bunun başta sebeplerinden biri, her yıl bu üretimin başlıca sebepleri mazottur. Bunun başlıca sebebi gübredir. Bunun başlıca sebebi enflasyondur. Üreticimiz bunları tabii ki karşılayamadığı için bu hayvancılığa da sekte vuruyor. Hayvancılığa sekte vuruyor, onun arkasından tüketicimize sekte vuruyor. Yani bir çıkmazın içindeyiz. Aslında milletçe bir çıkmazın içindeyiz. Ali Bey. Üretici aslında, üreticinin sorunları bizlerin, bütün vatandaşların sorunu. Yani evet, çünkü Ali Bey, biz de tüketiciyiz yani. Biz de enflasyona ezilmiş durumdayız. Şu anda bakıyorum, hava yemimizi biz üretmek için o kadar, yani mazot fiyatları, gübre fiyatları o kadar arttı ki, yani üretemez hale geldik diyoruz ya. Yani orta ölçekli üreticiler üretemez hale geldi. Yani besicilikte de bu aslında. Üretilemez hale geldi. Bakıyoruz, süt fiyatları 6-7 aydır belli aynı fiyatta. 1 Ağustos itibariyle 11,5 TL'ye açıklanan fiyat hala aynı. Evet, 6 ay oldu. 6 ay der belli, bizim süt konseyimiz var. Süt konseyimiz bizim ne işe yarıyor? Yani bir fonksiyonu var mı bu süt konseyinin? Yani bu gıda komitesinin bir fonksiyonu var mı? Yani ya, bu üreticiye kim sahip çıkacak? Gerçekten de şu anda biz pariteyi hesaplıyoruz, girdileri hesaplıyoruz, mazotu hesaplıyoruz. Sütün şu anda Türkiye'de 10.50 kuruştan 12.5 kuruşa kadar orta ölçekli süt üreticimiz süt satıyor. Evet. Tabii ki büyük üreticilerimiz, yani büyük kapsamlı üreticilerimiz kendi sütlerini değerlendirebiliyorlar veya ona göre fiyat isteyebiliyorlar. Çünkü onlar büyük. Bizim şu anda yapmamız gereken gerçekten de süt üreticisini korumak amaçlı süt konseyinin parite üzerinden gidip ve enflasyon üzerinden gidip bir hesap yapması lazım. Yeter artık. Kesinlikle. Hesap yapan genelde bizim üreticilerimiz oluyor. Matematikçi oldu artık üreticilerimiz. Evet, biz 2 aydır böyle söylüyoruz. Süt 15 TL olmaz. Süt 15'i de geçti artık şu anda. Yani paritesi 15 TL'yi de geçti. Parite hesaplıyorum şu anda 16 TL. Süt paritesi ya. Bu insanlar 10 TL 50 kuruşa süt satıp da ne parası kazanacak? Geçimini mi sağlayacak? Çocuğunu mu okutacak? İşletmesine bir refah hayatı mı getirecek? Hayvanlarına bir refah mı sunacak? Kendisine mi bir refah sunacak? Kime refah sunacak? Bu sütü şu anda, yani sütü enflasyonu yükseltiyorsa ne olacak şimdi bu? Başka bir şey yükseltmiyor. Bunun sadece bir sorumlusu üreticiyle süt et mi? Ali Bey, bunları ya değerlendiremiyorlar. Bunlar da geri kalıyorlar. Yani piyasaya bakan yok. Sadece kağıt kalem üzerinde bir hayvan varlığıyla bir süt paritesini kendileri hesaplıyor. İşte demişler ki 10.80 kuruşa maliyeti var. Maliyeti var 10 nokta, işte 11 diyelim. Kim hesapladı bunu? 500, neye 500 göre hesapladı? Ne olmuş? Yemin torbası. Yani 500-550 TL. Vadeli aldığı zaman insanlar zaten 600-650 TL arasından alıyor bu süt yemi. Hangi üreticimiz kazanacak? Hangi üreticimiz bağkurunu diyebilecek? Hangi üreticimiz ekipmanını yenileyebilecek? Süt sahip sistemini kurabilecek? Yani Avrupa'ya bakıyoruz, tamam bizi kıskanıyorlar. Bizi kimse kıskanmıyor. Bizi üretimde kimse kıskanmıyor. Biz Konya bile Hollanda kadar bir ülkeyiz. Hollanda kadar ya. Aynı ölçüdeyiz. Ya Hollanda dünyaya gıda şey yapıyor, tedarik ediyor. Kesinlikle. Biz 85 milyonla Hollanda'nın 100 katıyız. Biz dünyaya ihracat edemiyoruz. Biz şu anda et üretiyoruz. Eti fiyatına bakıyoruz, partiye bakıyoruz, enflasyona bakıyoruz, işin içinden çıkamıyoruz. Biraz fiyatlar yükseldi mi? İtalya hiç şeyi durmuyor zaten. Şu anda dünyaya gitti bizim yöneticilerimiz, bizim tarım yani ESK filan et bulmaya çalışıyor. Canlı, cansız artık nereden ne et bulursa getirecek. Niye abi, niye? Bizim yani üreticimiz üretemiyor mu? Başlıca sorunları ne? Bizim arazimiz var. Bunlara su tedariği olması lazım. Kaba yemin üretilmesi lazım. Bizim besicimiz desteklenmesi lazım. Bizim besicimiz dana bulamıyor. Tamam eyvallah, neden bulamıyor? Anayı, süt ineklerini kestirdik. Danayı bulamıyoruz. Şu anda besicimiz kestirdiği dana fiyatına bir tane dana alabiliyor. Bunun 2,5 parite olması lazım. 2,5 parite nedir? 2,5 parite bir dana kestirdiği zaman besicimiz 2,5 dana alabilmesi lazım, evet, ki bu etmesini güçlü ayakta tutabilmesi lazım.
Bir tane, 1,5 tane zor alıyor şu anda. Bunun hesabını acaba Tarım Bakanlığımız yapıyor mu? Tarım Bakanımız şu anda hiç konuşma yapıyor mu? Süt üreticisiyle ilgili, et üreticisiyle ilgili hiçbir konuşma yapıyor mu? Yani bir yerde toplantı, bakanlıkta toplantı yapılıyor mu? Cumhurbaşkanımız her sektördeki insanları davet ediyor külliyeye. Bizim besleyicimizi, üreticimizi davet ediyor mu? Bir soruları dinleniyor mu? Belki de onun bilmediği, kendisine aksettirilmediği bir konular bunlar. Belki de biz, yani ekibindeki sorun çok büyük. Tarım Bakanlığı'ndaki ekip çok büyük bir sorunlar yaşıyor. Biraz sıkıştığı zaman ithal hayvan, biraz daha çok ithal et. İthal et geldiği zaman da besleyicimiz maalesef ki çekiliyor. Şu anda bir de faize yatırma işi var. İnsanlar ahır yapmak yerine 10 milyon bir kredi çekse 3-4 milyon faiz ödeyecek. Bu insanlar faiz ödemek yerine faize yatırıp da faiz para almasını bilmiyor mu? Bazısı da haram diye almıyor ama herkes de aynı değildir. Yani bunun önüne geçilmesi lazım. Üretimden Türkiye çekilmemesi lazım. Çok büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Ben bundan 3-4 sene önce devamlı konuşmalarım var. 2023'te dedim, kriz geliyor dedim. Süt krizi geliyor dedim. Et krizi geliyor dedim. Kimse bizi galiye almadı. Bize güldüler geçtiler. İmkanı yok dediler. Eti bulamaz hale gelmişiz, sütü bulamaz hale bu, gelmişiz. Bugüne geldiğimizde aslında ne kadar haklı bir isyan olduğunu görmüş oluyoruz bizler de. Yani Ali Bey, gerçekten de bak sadece bir konuda size söyleyeyim. İthal'in, yani ülkemizde o kadar bir zararı var ki zengin 3-5 ithalatçı zengin olacak, benim üreticim batacak, benim gelecekteki ülkemin gençleri etten sütten mahrum olacak, çocuklarım mahrum olacak. Böyle bir şey var mı? Her şey ithalle çözülmeyeceğini anlamadık mı hala biz 5-6 yıldır veya 10 yıldır? Hala yani bir çözüm getirmedi. Evet. Çözüm diye sundukları politikalar genelde terbiye politikası yani oldu üreticilerimize. Aslında bizim istediğimiz fiyat konusunda işte biz bazen diyoruz ki işte fiyat istiyoruz. Fiyat istiyoruz, haklıyız çünkü. Ama biz fiyattan önce bir, yani bu tarımın, hayvancılığın bir el alınması lazım. İstikrarlı olması lazım. İstikrarlı olduğu zaman hangi üreticimiz şikayet edecek? Hangi besleyicimiz şikayet edecek? Kimse şikayet etmez. Çünkü insanlar para kazandığı şeyden, meslekten şikayetçi olmaz. Para kazanmadığı meslekten şikayetçi olur. Ve ona da devlet destek verir. Şu anda tek destek verilen biliyorsunuz hayvancılık, tarım. Evet. Çünkü istikrarlı bir devamlılığı olmadığı için Ali Bey. Kesinlikle Yakup Bey. Evet. Sizlere tekrardan döneceğim. Hacı Bey'in fikirleri ve düşüncelerini merak ediyorum bu konuda. Yakup arkadaşımın zaten tamamen duygularına katılıyorum. Her zaman da konuşuyoruz zaten. Bizim et süt kurumunda bizim süt fiyatını belirleyen o komitede kaç tane hayvancılık yapan komite üyesi var. Orada o oy kullanıp süt fiyatını belirleyen. Onu özellikle sormak istiyorum. Hiç hayvancılık yapmayan insanlar sütün fiyatını belirliyorlar. Yani şimdi biz özel sektörden yem alırken, ot alırken, silaj alırken her şey serbest piyasa ama süt fiyatına, et fiyatına geldiği zaman birileri bunu belirliyor. Tamam, sen benim fiyatımı belirliyorsun ama benim girdi maliyetimin fiyatlarını belirlemiyorsun. Benim girdi maliyetimin fiyatlarını belirlemiyorsan benim masrafı ben ediyorum. Maliyeti ben biliyorum. Fiyatı ben belirlemem lazım ama benim fiyatımı bana bırakmıyorlar. O yüzden bütün kırsal kesimdeki birçok hayvancı arkadaşım bu işten çekildi. Az önce Yakup'un da dediği gibi %40, %50 faizin olduğu bir zamanda, enflasyonun %65, %70 olduğu bir zamanda artık paritenin de bir önemi yok. Yani pariteye göre, 1,5 pariteye göre sütün fiyatının olması gereken rakam 16,5. Artık ben şikayet etmekten, bir şeyleri birilerine anlatmaktan usandım. Ben şimdi çözüm söyleyeceğim. İster yaparlar, ister yapmazlar. Buradan devlet yetkililerimize sesleniyorum ben. Bakın, bu işin çözümü süt ve buzağıdır. Ben diyorum ki, üretici ile tüketici arasındaki makasın kapanması için, şimdi üretici üretirken zarar ediyorum, ben bu işi yapamıyorum, maliyetlerim yüksek diyor. Tüketici de çok pahalı, ben bunu alamıyorum. Kesinlikle. Yani çok daha ürünü satıyorsunuz diye, onlar da oradan tüketim yapamıyor. Ama aradaki makas çok açıldı. Bu makasın kapanması için buzağı ve sütün desteklenmesi lazım. Ben diyorum ki buzağa, doğan buzağa 5 bin lira destek verilsin, süte de litrede 5 lira verilsin. Yani sütün süt fabrikasına gidiş fiyatı mesela 13 lirada dursun,
Ama biz 5 lira destek alalım. Yani ben işletmemi yürütebileyim, tamam mı? İşletmem yürüdüğü zaman süt aynı değerinde durur, marketlerdeki fiyat aynı durur ama ben biraz daha ekonomiyi güçlendiririm işletmemde ve devamlılığı da sürdürebilirim. Bir de şu var, köy yerlerinde gençlerin bu işe heveslendirilmesi lazım. Kesinlikle. Mesela hayvan kesinlikle sigortası çıktı. İnsanlar kendi sigortasını ödeyemiyor ki hayvan sigortasını ödesin. Ben diyorum ki köyde duran, bu işi yapan küçük aile işletmelerinin sigortası ya en azından yarısı hükümetle devlet tarafından ödensin. Süte 5 litre destek verilsin, buzağıya destek verilsin. Buzağıyı öldürmezsek et olur, buzağı inek olur, süt verir. Sütü değerlendirirsek üretici ne kadar süt alırsa o kadar fazla destek alacağı için süte daha bir meyil verir, daha bir önem verir ve süt peynir açığı ne bileyim işte beyaz süt açığı kalmaz yani. O yüzden etin ve sütün değerlenmesi için sütün özellikle buzağının desteklenmesi lazım. Kesinlikle. Teşvik verilmesi lazım. Destek de demiyorum bakın teşvik. Teşvik olursa bu insanlar bu işi yapar. Köyde ve kırsal kesimde yaşarlar. Yoksa bütün gençlerin hepsi işi bulan gidiyor. İşi bulan gidiyor. Tabii ben onları geri çevirmek de çok zor. 4 yaşındayım. Benden küçüklerin hiçbirisi bu işe hevesi yok ve bu işi yapmıyor. Yani bu işin çözülmesi lazım. Biz geçen yıllarda bol bol inek kestik. İnek etleriyle buraya kadar geldik. Her yıl ithal ediyoruz. Bak bu sene 80 bin hayvan ithal edilmiş. Hala etin şeyi geçmedi. Önüne geçilemedi. 800 bin. Evet. Ha 800 bin hayvan ithal. İthal hayvan geldiği halde hala da yetim problemi çözülmedi. Yani bu işin ithalle çözülmeyeceğini bu yöneticilerin anlaması lazım. Artık biz diye dilimizde tüy bitti. Yani bundan sonraki olan kısımlarda benim bir paylaşımım var. Bir tane tabağın ortasında bir tane altın var, çatal var. Yani ben diyorum et ve süt ürünlerini artık raftan alırız diyorum ben. Yani bunu önümüzdeki 2024 yılında yaşayacağımıza inanıyorum. Keşke bizi bundan önceki yıllarda dinleselerdi ve bu insanları köyde tutsalardı diyorum. Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi en büyük sıkıntılarımızdan biri de genç çiftçi sayısının giderek azalması, çiftçi yaş ortalamamızın her geçen gün daha fazla artması, yaş ortalaması şu anda 60'lara kadar dayandı. Yani gençlerimizi köylerimizde tutamıyoruz, üretime katamıyoruz ve şu da var. Artık üreticiler de belli bir noktaya geldi. Artık yaşı belli bir ortalamanın üstüne çıkmış üreticilerimiz de artık üretimden uzaklaşıyorlar. Çünkü kimse para kazanmadığı işi yapmak istemiyorlar. Bu işin aslında en merkez noktası bu. Herkes para kazandığı işi yapmak ister. Şimdi sizin dediğiniz gibi kredi faizlerinin %40, %45 olduğu düzeyde kimse bu üretime onları katamazsın. Çünkü o adam oraya bağlayacağı parayı oturduğu yerden kazanabilir. Buna çok dikkat etmek gerekiyor ama en çok benim bu konuda muzdarip olduğum nokta gençler. Bu gençlerimizi efendim sizlerin gözünden değerlendirmek istiyorum. Çünkü sizler de bahsettiniz köyde benim yaşımın altında hiçbir üretici yok dediniz. Bu gençlerimizi üretime nasıl katacağız? Abi teşvik vermek lazım. Yani üreticiye, genç üreticilere ne bileyim hibe program ben hani şu İPART projeleriyle yapılan çiftlik. Hacım Bey bağlantısında bir sorun oldu sanırım. Şimdi Yakup Hacı Bey siz de devam edelim isterseniz. Hacı Bey gelene kadar. Tamam. Şimdi gençleri tutmak için köydeki hayat şartlarını refaha kavuşturmak lazım. Ama bizim ülkemizde köylü gençleri, köylü insanları hiçbir zaman için refahı yakalayamıyor maalesef ki. İşte bu yani ne desek boş, biz bunu çok evvelden beri diyoruz ama bir küçük üreticiyi korumak aslında köyde insanları sabit kılmak demektir. Kesinlikle. Şimdi evet. Buyurun Hacı başka Bey. Bir şey yok. Çok zor bir şey değil yani aslında bu. Hacı Bey buyurun. Şu son dönemde çiftçinin kazandığı paraya mesela kazandığı zaman çiftçi bir şey aldığı zaman işte kazanıyorsun da alıyorsun falan. Arkadaşlar, üretici arkadaşlar, bir çiftçi arkadaşımız bir şey aldığı zaman bir yani lüks gördüğünüz bir şey aldığı zaman kesinlikle ona bir şey söylemenize gerek yok. Bu sizin hakkınız. Siz çalışıyorsunuz. Sermaye bağlıyorsunuz. Zaman harcıyorsunuz.
risk alıyorsunuz. Yani bu kadar zor bir mesleğin içerisinde sizlerin de iyi şeylere, iyi evlere, iyi arabalara layıksınız. Ben bunu söylemek istiyorum. En iyisine layıklar. Yani bu kırsalda yaşıyorsanız, o riski alıyorsanız, o hayvanlara o soğukta gidip, o sıcakta gidip bakıyorsanız, sizin de iyi arabaya, iyi evlere, iyi bir yaşam standardınıza ihtiyacınız var. Bu sizin hakkınız diyorum ben. Şimdi Hacı Bey, iyi konuya değindin. Aslında biz şöyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Aslında bunu ülke genelinde bazı sektördeki arkadaşlarımız da bunu görünce bize atıfta bulunuyorlar. Bize diyorlar ki işte milyonluk traktörleriniz var. Daha ne istiyorsunuz? Allah'tan belanızı mı istiyorsunuz? Ya kardeşim, senin bir 300 bin liraya, 300 bin TL'ye aldığın ev şu anda 5 milyon olmuş. Ben sana onu diyor muyum? Dükkanın, 5 milyonluk dükkanın 20-30 bin, 30 milyon olmuş yani. Biz bunlarla kıyaslamıyoruz. Benim işletmemdeki, senin işletmendeki traktör hala bir traktör. Yani o traktörün bana 200 bin lira olması yerine 1000 lira olması daha çok zararı var. Çünkü neden? İlerleyen günlerde ben o traktörü veya üreticimiz o traktörü değiştirmek için 50 bin TL vereceğine 800 bin TL verecek. Ekipmanı 100 bin TL'ye düzeceği ekipmanı 1 milyon 2 milyon TL'ye düzecek. Yani evet. Ben küçük işletme, küçük ölçekli işletmelerden bahsediyorum. Aslında bizim zararımız oldu yani. Biz ara çıtayı açtık gittik. Şu anda traktör olmayan bir üretici, tarlası olan bir çiftçi traktör alma şansı yok. Önceden traktörü varsa verir, takas eder, onu kredi çeker, asfaki değişebilir. Ama öncesi olmayan insan alamaz. Zaten şu anda Ziraat Bankası'nda bile faizler %35 filan üretici bazı kesimlerde. Sadece bir yem kredimizde bir düşük şey var. Zaten tarım krediyi de bir konu değinelim. Şu anda tarım krediden üreticilerimiz yem filan alırken %50'lere varan bir faizlerle karşılaşıyorlar maalesef ki. Bu bizim üreticimizi, çiftçimizi, besicimizi daha zor günler bekliyor demek ve çalıştığını, çalışıp da kazandığı paranın komplesini, belki de ana sermayesini bile tarım krediye yatırma şeyi doğuyor maalesef ki. Bizim tarım kredi kooperatifi demek ne demek? Çiftçinin ortak olduğu bir kurum demek. Kesinlikle. Ben göremiyorum. Evet, ben çiftçinin ortak olduğu bir kurum göremiyorum. Yani evet. Bir çiftçinin oraya varıp kayıt olması, tapular isteniyor, traktörlerine haciz konuyor, işte oraya ipotek veriliyor, %50 faizlerle gübre, yem alabiliyor, mazot alabiliyor. O da istedikleri kişi kurumlar istedikleri kişilere verme şeyleri de var. Ben bazen bakıyorum, yani insanların her şeyi tamam ama alamıyor. Bunlar da tarım kredi dediğin zaman bizim üreticinin ses olması, ortağı olduğu için ses olması lazım. Kesinlikle. Bizi piyasaya mahkum etmemesi lazım üreticimizi. Ben oradan kesinlikle zaten alışveriş yapmıyorum. Ama ben yapmıyorum diye üreticimiz yapmıyor demek değil. Belki Hacı Bey yapıyor, belki Mehmet Bey yapıyor. Yok yok, ben 6-8 sene oldu, kapısını da açmıyorum ben. Evet, yapıyorsun ama sizlerden daha uzak. Evet, piyasa zaten şu anda biliyorsunuz Ali Bey, şu anda bizim üreticimiz sütü yatırdığı zaman firmaya bir ay sonra, bir buçuk ay sonra, iki ay sonra süt parasını alan abiler, çiftçi ve üreticilerimiz var. Evet. Biz yem almaya gittiğimizde banka kartımız yoksa, üretici kartımız yoksa o besici süt yem bayisinde kesinlikle borca yem alamaz oldu. Evet. Bu bitti artık. Ama bizim sütümüz neden verildiği zaman 10 gün içinde, bir hafta içinde hemen yatmıyor. Neden yatmıyor? Yani bir ay, iki ay süre uzuyor bu yem parası, süt parası. Çok güzel bir konuya değindin. Şimdi evet. Bizim çiftçi ve hayvancı kısmını, tamam mı? Bütün ürettiği her şeyi vadeli veriyoruz. Tamam. Evet. Aldığımız her şey peşin. Bir hafta sonra ödeyeyim dediğin zaman vade farkını uyguluyorlar. Ben anlamıyorum. Süt üretiyorsun 45 gün sonra. Buğday satıyorsun 45 gün sonra. Buğday desteği bir sene sonra. Sana ne teşvik vereceklerse, ne zaman verecekleri belli olmayan teşvikler 3 ay sonra da veriyorlar, 6 ay sonra da veriyorlar. Evet. Sanki şey gibi yani. Yani para kurulduktan sonra 15 gün. Ben şimdi şeker pancarı üreticisiyim. Şeker pancarını bitirdim, kaldırdım, hasatını yaptım, bitirdim. Fabrikaya yatırdım. Daha benim şeker pancarını teslim edeli bir ay oldu. Ben şeker pancarının parasını 3 ay sonra alacağım. 3 ay sonra alacağım. Tamam ama ülkede enflasyon var. Şimdi şöyle bir durum var. Enflasyonu olan bir paranın
para kumbaraya atılmadı. Biz çiftçiler olarak da paramızı kumbaraya atıyoruz. Enflasyonu olan bir parayı kumbaraya atıyoruz. Yani atıyoruz. Şimdi devlette bankadan bir para aldığın zaman sana vadeli vereyim veyahut da bir esnaftan bir şey aldığın zaman vadeli dediğin zaman hemen üstüne vade farkını uyguluyor. Ama kesinlikle. Biz ürünleri hepsini veriyoruz, hepsini vadeli veriyoruz. Tamam da bu enflasyonda eriyen para, kaybolan para kimin parası? Öyle değil mi? Sattığın zamanki parayla o parayı aldığın zamanki para arasında çok büyük bir fark oluyor. Tabii tabii. Şimdi Ali Bey, kesinde de bak, kesinde de. Ben kesimi de söyleyeyim. Bir yani çünkü besicimiz hayvan kestiği zaman büyük paralar oluyor aslında. 15 günlük, 20 günlük vadeler oluyor. Yani bu insanlar bazen parasını kaptırıyorlar. Bu neden peşin olmuyor? Yani insanlar kesim şirketleri diyeyim veya işte büyük firmalar bizim hayvanımızı kesiyor, satıyor, parasını ondan sonra ödüyor. Eğer ki bir içinde bir batma işi falan olmazsa bizim böyle çok besicilerimiz var Hacı Bey. Yahu kesim desteğiyle alakalı da bir şey konuşalım. Konuya araya giriyorum. Ben bundan 7-8 yıl önce kesim yaparken bir dananın desteği 300 liraydı. Tam eminim o zaman 9-10 torba yem alıyordu. Bir dana evet. Kestirdiğim zaman desteğine 9-10 torba yem alıyordu. Bugünün hesabında yaparsak 5000 lira yapar. Şu anda dana desteği kaç para? 500. Bir torba yem parası. Nerede evet, gitmiş 9 torba? Nereye gitmiş 9 torba? Evet işte bunların bile ele alınması lazım, güncellenmesi lazım. Yani tarım da, tarım şeyin de bir güncelleme olmuyor. Ya süt 10 TL geçsin bir sene. Hayır abi süt 10 TL, yem senede... Yem ama yerinde durmuyor. Son bir evet. Ayda 5 kere, 40 günde 5 kere zam geldi yeme. Yani şu anda izleyicilerimizin izleyicilerimizden de birçok soru geliyor. Çoğunlukla yem fiyatlarıyla alakalı, yem fiyatlarınızı değerlendirmesini istiyor sizlerin. Yani yem fiyatlarına da dediğim gibi 40 günde 5 kere zam geldi. Süt hala aynı süt. Evet, süt fiyatımız aynı. Yani bundan 3 ay 4 ay önce 375 lira 360 lira aldığımız süt yemi bugün 550 lira. Ama biz hala süt fiyatını aynı paradan veriyoruz ve kimsenin de bu konuya el attığı yok. Yani bunu süt kurumu var, ESK'sı var, hiç kimse bu işe çıkıp da arkadaşlar yem fiyatı yükseldi, biz de bunu bir pariteye göre değerlendirelim demiyor. Ben diyorum ki 1,5 pariteye göre şu anda bizim süt fiyatımızın olması gereken rakam 16.500 lira. Destek hariç. 16.500 lira ben süt verirsem ayakta kalırım, bu işi sürdürebilirim. Ama hala 12 liraya, 12,5 liraya süt veriyorum. Daha bizden aşağıya süt veren üreticiler de var. İnanın yani şu an durum perişan yani. Evet. Şimdi Hacı Bey, Ali Bey... Bu süt fiyatını süte yem geliyor. Parite %20-30'lara düştüğü zaman süt fiyatları güncellenmeye bir toplantı yapılıyor. Yani bu yem yükselmeden süt fiyatını yükseltip de değerini kazandırıp da yani yükseltip demek aslında bana biraz abes geliyor. Çünkü değerini bulması gerekiyor. Yükseltmek farklıdır. Biz değerini istiyoruz aslında üreticimiz adına. Değerini versinler. Yani süt yemine de biraz devletimiz olarak, siyasilerimiz olarak, tarım yetkililerimiz olarak biraz dengeli tutmalarını istiyoruz. Yani bize nasıl süt fiyatımızı belirliyorsa yem fiyatlarını da belirlemesini istiyoruz. Bize nasıl ülkemize ithal et getiriyorsa, ithal dana getiriyorsa tamam yem de getirsin. Bizim yem fiyatlarımız sabit olsun, girdi maliyetlerimiz sabit olsun. Olabilir mi? Olamaz çünkü enflasyon var. Evet. Olamazsa o zaman bizim süt fiyatlarımızın da yükselmesi lazım. Şimdi biz süte 17 TL, 18 TL bir bantta fiyat istiyoruz açıkçası. Yani çünkü 15,5-16 TL bunun bir maliyeti var, paritesi var, şeyi var. Evet bunu istiyoruz ama şimdi biz süte zam istemeden sesi duyulduğu zaman marketteki raf fiyatları 5 TL'ye koyacağım. Ali Bey biz 3 aydır böyle 6 aylık bir periyotta 3 aylık zam istiyoruz, alamıyoruz ama raflardaki süte 5 TL geldi. Anında, şimdi, anında. Evet, anında bir zam daha geldiği zaman üretici süt parasını, hakkını aldığı zaman bakarsınız ki marketteki süt fiyatı 40 TL olacak. Ha, onların da tabii ki masrafları vardır, mazot, yani nakliyesi vardır, şu vardır ama bizimki gibi değil. Yani 15 TL, şu anda 11 TL alınan sütün markette 30 TL olması bana göre aradaki makasın büyük bir açıklığı demek.
Kesinlikle bir terazi var ortada. Bir tarafında Evet. üretici, bir tarafında maliyetler Evet. var. Maliyetler kısmı sürekli ağır basıyor. Kaybeden her zaman üretici oluyor. Evet, üretici tüketiciye kötü oluyor musunuz? Tüketici bizi kötü görüyor. Diyor ki yani siz ama doymuyor musunuz diyor. Yani Allah bereket versin diyorsun. Ya ben 10 TL'ye üreticimiz süt satıyor. Neye Allah bereket versin diyecek. Bir insan, bir Müslüman kazandığı paraya bereket versin de nasıl bereket versin diyecek. O insan ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla, ben orta aile işletmelerinden konuşuyorum. Hep ailesiyle bu işi yapıyor. Soğuk demiyor, sıcak demiyor. Biz bunu her zaman söylüyoruz. Bu insanları çekmeyin. Bu insanları işletmelerinden soğutmayın. Ali Bey, Evet. orta işletmelerimizde şöyle bir 50-60-100 bağışçı diyelim. Süt işletmelerinin bakıcı sorunları da çok büyük aslında. Bazı ülkelerden ben araştırıyorum. Yani 200-300 bağışçılık bir işletmeden bahsediyorum. Oranın asgari ücreti neyse o fiyattan çalışıyor Evet. bakıcı, Yakup işçi Bey, yani. Evet. Hacı Bey artık süremizin de sonuna gelmiş. Şöyle kısaca birkaç mesajımız var. İsterseniz onları okuyalım. Evet. Kapanışı gelelim yani. Konular çok uzun fakat vaktimiz kısıtlı. Bunlar Şunu da aslında bir söyleyeyim gün, Ali yani Bey. günlerce Şunu da söyleyeyim konuşulması gereken konular. Ali Bey. Evet, şunu da söyleyeyim hemen kısa bir Tabii, şey. tabii. Bizim getirdiğimiz ithal sakat etleri gelmediği için şu anda ülkemizde sakat etin fiyatı %160 durumda. Yani bu ithal etin sorunları tam nereye vardığını artık siz düşünün. Bir kokoreçin kilosu şu anda 300-350 TL olmuş. Bizim bedava verdiğimiz sakat etlerin fiyatı bunlar. Bizim ciğerimiz bedava gidiyor. Bizim sakat etimiz bedava gidiyor. Kellesi bedava gidiyor. Bazı kasaplarımız bize isyan ediyor. Bize öykeleniyor. Ne diyor? Buyur kardeşim sen kes sen sat diyor. Hayır abi. Bir kesim ücreti varsa biz de ciğerimizin, kellemizin fiyatını almak zorundayız. Biz kesim parasını verelim. Siz de bizim sakat etlerin parası verin. Kasapta bir ciğerin kilosu 300-350 TL ise 6-7 kilo bir danadan ciğer çıkıyor. Bu ciğerlerimiz neden bedava gidiyor? Evet, kesinlikle yani dikkat edilmesi gereken aslında çok unsur var. Çok teşekkür ediyorum. Bir mesajımız var. Benim de severek takip ettiğim Recep Cingöz'den. Hayvancılığı yöneten büyük oyuncular istediklerini yaptırmak için küçük üreticileri kullanıyorlar. Karkas kesim fiyatını ve yem fiyatını yukarı çektirerek ithalatın kapısını açtırıyorlar. Değerli konuklarınız bu manada kullanıldıklarını düşünüyorlar mı? Üretici örgütleriyle barışarak beraber hareket etme zamanı gelmedi mi diye sormuş Recep Cingöz. Biz de buradan Hayır. selamlarımızı yollayalım. Recep Bey bazı konularda belli ki bazı kişilerle konuşuyor yani. Artık bu besicilerle değil de ithalatçılarla ne bileyim kasaplarla falan mı konuşuyor acaba? Ben kendisine soruyorum. Şimdi biz fiyatımızı 270-280 TL hatta 300 TL'ye kadar çıktı kesim fiyatları. Besici ne yapıyor? Besici para kazanamadığı için sadece bir birlik beraberlik arz talep meselesinden dolayı yola çıkıyor. Bunu zenginler yapıyormuş da o zaman önceden neden çıkartmamışlar? Yani sadece zenginlerin kesimi gelince bu fiyatın yükselmesi lazım. Besici kimse Ya. kullanamaz. Kimse kusura bakmasın yani. Besici sadece hakkını aramak için platformlarda sosyal medyada sadece çağrı yapıyor. Biz etimizin değeri şu, etimizin değeri bu olması gerek, paritemiz şu. Ama kimsenin besici kimsenin elinde değil. Besici kimse elinde tutamaz. Kimse oynatamaz. Evet. Abi şunu soralım. Şimdi hububat fiyatları yerinde, tamam mı? Euro döviz yerinde, hiçbir değişiklik yok. Peki yem fiyatındaki artış, %25 artış neye göre artırıldı? Benim Evet. sütün fiyatını belirleyen, etin önüne geçen bir konum var, bir durum var. Peki yemiyorlar mı? Arkadaşlar, tamam biz adamların sütlerin fiyatını belirliyoruz ama siz hububat fiyatlarında bir sıkıntı yok. Dışarıdan gelen hani dolarla euroyla geliyor diyordunuz da zam yapıyordunuz. Dolar euro yerinde duruyor. Peki Şimdi sen öyle bir durum da inan yok artık. Hacı Bey, Yakup 25 Bey çok zamı teşekkür ediyorum niye sizlere. soruyorlar? Evet, çok teşekkür ediyorum. Yani vaktimizi bayağı bir açtık. Şimdi rejiden arkadaşlar da uyarıyorlar. Bitirmemiz Ben gerekiyormuş. teşekkür ederim Sizlere Ali çok Bey. teşekkür ediyorum. Biz de bu üreticilerimizin sesi olma ses olma şeyini verdiğiniz için teşekkür ederiz Köy TV'ye, sizlere hayırlı akşamlar diliyorum. Üreticilerimize, besicilerimize selamlar olsun, saygılar sunarım.
Ali Bey, bizlere bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha yani konuşmamız gereken daha çok konu var, daha çok problem var. Daha geniş bir zamanda tekrardan bu programları yenileyelim. Buradan tabii ki. Tüm üretici arkadaşlara selam ediyorum. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, çok muhabbet dolu güzel bir program geçti. Evet değerli izleyiciler, bir köylü soruyor programının daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle diyelim. Köy TV'de kalın, köyde kalın, hoşça kalın.